Merhaba, ben Dorut. Yakın bir zamanda internet yazışmalarıyla ilgili bir olay yaşadım. Söylesene, hiç tanımadığın biriyle buluştun mu? Onun hakkında nasıl hissettin? Biliyorum artık herkesin hakkında bilgi edinebiliriz. Her yerde fotoğrafları, profilleri falan var. Ama yine de başıma böyle bir olay geldi ve şimdi size bunu anlatacağım. 19 yaşındaydım. Dışarıdan her zaman girişken bir kız gibi görünüyordum. Hiçbir kompleksim yoktu. Arkadaşlarım, kız arkadaşlarım, hobilerim vardı. İçime kapanmaz ve sürekli evde oturmazdım. Partileri severdim ve derslerim çok iyiydi. Hayatımda yalnız olmam dışında her şeyi sevdim. Hiçbir ilişkim olmadı. Gerçekten bir erkek arkadaşım olmasını çok istedim. Sonuçta birçok kız bunu hayal eder. Birileriyle tanışmak için sosyal ağlarda daha aktif olmaya karar verdim. Tüm arkadaşlarımın sevgilileri ya da en azından flörtleri vardı. Tabii ki hayat çok ilginçti ama benim için değildi. Özel hayatımın neden bu kadar kötü olduğunu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Erkek kız ilişkileri hakkındaki bilgileri sadece kız arkadaşlarımın konuşmalarından öğrendim. Erkek arkadaşlarıyla tartışmalarına, onlara küsmelerine rağmen ilişki kurmanın eğlenceli olduğunu düşündüm. Ben de denemek istedim ve bunun için çabalamaya başladım. Dediğim gibi sosyal ağları aktif olarak kullanmaya, fotoğraf yüklemeye, profilimde alıntılı yazılar yazmaya başladım. Arkadaş olarak eklediler, abone oldular ve resimlerimi beğendiler. Ancak bundan daha fazlası olmadı. Artık çok üzülmüştüm. Belki de bende bir sorun var diye düşündüm. Neden bir erkek arkadaşım yok? Kendimi üzgün hissettiğimi yok sayarak arkadaşımla harika bir internet kafeye gitmeye karar verdim. Orada tabii ki her şey evdekiyle aynıydı ama atmosferi farklıydı. Kahve sipariş ettik, bir bilgisayar ve bir masa aldık. Rahatladık ve kız arkadaşım bir tanışma sitesine kaydolmamı tavsiye etmeye başladı. İlk başta bir tanışma sitesinden erkek arayacak olmam gururuma çok dokunmuştu. Ama bu fikir pek de iyi olmadığını öğrendim. Ne? Burada ne yapıyoruz o zaman? Ve neden bütün yol boyunca bana erkek istediğini söyleyip durdun o zaman? Kız arkadaşım aniden bu direkt soruyu sordu. Utandım ve kabul ettim. Gerçekten de gururumdan bir şey kaybetmedim. Kayıt olduktan yaklaşık 30 dakika sonra bir çocuk bana merhaba yazdı. Profiline girdik. Adı Albi'ydi. Profili fotoğrafında başka bir resim vardı ve nasıl göründüğünü merak ettim. Ama arkadaşım her şeyin bir zamanı olduğunu, aceleye getirmememi istedi. Yazışmaya başladık ve yazışarak tam 2 saat geçti. Arkadaşım görünüşe göre bunun iyi bir çocuk olduğunu söyledi. Çünkü kibar davranıyordu. Ve daha sık kaba ve en önemlisi sapık gibi değildi. Çünkü bu sitede sapıklardan çok varmış. Onunla tekrar konuşmamı ve sonra ne olacağını görmemi tavsiye etti. Ona katıldım. Birbirimize telefon numaralarımızı verdik ve ertesi gün akşam beni aradı. Ve ne var biliyor musun? İnanılmaz bir sesi vardı. Bu güzel erkek sesini müzik olarak dinlemeye hazırdım. Beni sakinleştirdi ve çok büyüleyici davrandı. Onu beğendiğimi saklayamadım. Onun sesini duymayı gerçekten sevdiğimi söyledim. Çok konuştuk. Bu sese, düşüncelerine, davranışlarına ve sakinliğine gerçekten aşık olmam güzeldi. Bu şekilde yaklaşık bir hafta konuştuk. Ondan bir fotoğraf istedim. Ancak fotoğraf çekilmeyi sevmediğini söyledi ve beni yüz yüze görüşmeye davet etti. Memnuniyetle kabul ettim. Bir hafta boyunca o kadar çok konuştuk ki zaten onu çok iyi tanıyormuşum gibi geldi. Bir gün bir yer belirledik ve konuşmayı bitirdik. Çok mutlu olmuştum. Ertesi günü kendime güzel bir elbise arayarak geçirdim. Manikür, pedikür yaptım ve kendime buluşmayı hazırladım. Kafamda konuşmalarımızın senaryolarını çoktan belirlemiştim. Ayrıca nasıl birlikte yürüdüğümüzü ve akşamın sonunda beni nasıl öptüğünü de hayal ettim. Vücudumdan hafif bir ürperti geçti. Restorana girerken onun ismini söyledim ve beni masaya götürdüler. Albi henüz orada değildi. Bana garip geldi çünkü geç kalanın kadınlar olması lazımdı. Ancak uzun süre tek başıma oturmadım. Yaklaşık 20 dakika sonra bir adam yanıma geldi. Ona baktım ve siparişimi çoktan verdiğimi söyledim. Ne? Pardon? Diye sordu ve ben de siparişimi çoktan verdiğimi söyledim. Laura benim Albi dedi. O anda yutkundum ve ona şok içinde baktım. Önümde kafasında hafif kellik olan bir adam gördüm. O kadar uzun değildi. Benden biraz daha kısa, ortalama yapılı, gözlüklü ve pek modaya uygun olmayan bir kıyafet giyiyordu. Görünüşü kafamda hayal ettiğim imajdan o kadar farklıydı ki muhteşem sesini hemen fark etmedim bile. Albi affedersin, otomatiğe bağlamışım. Hafif bir histerik atak geçirdim. Yanılmış olmayı, bunun bir şaka olmasını, yere dibe batmayı da ya da hastalanıp restorana gelememiş olmayı diledim. Artık çok geçti. Albi bana baktı doğrudan gözlerimin içine. Oturması için sandalyeyi işaret ettim. Ona bakışımdaki ifade belki de çok kabaydı ama hayal kırıklığım hakkında yapabileceğim hiçbir şey yoktu. O anda ne kadar üzgün olduğumu hayal bile edemezsin. Albi hayal kırıklığımı fark etti. Ama minnettar olduğum nezaketinden dolayı rahatsız edici soruları sormadı.
Garson bize gelip siparişi aldığında biraz aklım başıma geldi. Albi nasıl olduğumu ve günümün nasıl geçtiğini sordu. Bu da sohbeti başlatmaya ve yönlendirmeye yardımcı oldu. Tüm günler boyunca telefonda yaptığımız gibi 5 dakika içinde iletişim kurduk. Görünüşü dışında her şey iyiydi. Öte yandan eğer zaten yakışıklı olsaydı bir flört sitesinde kız arkadaş arar mıydı? Hiç sanmıyorum. Akşamın geri kalanında konuştuk ve sonra eve gitme zamanı geldi. Albi bana eşlik etti ve beni öpmeye uzanmaması için dua ettim. O da yapmadı. Odaya girdiğinde Albi'nin her şeyi anladığına ve beni mutluluğumu bulma fırsatından mahrum etmek istemediğine dair bir mesaj aldım. Görünüşüyle beni memnun edemediği için üzgün olduğunu söyleyip af diledi. Acıkırsan veya sadece kahve içmek istersen köşedeki kafeye gel. Ben orada çalışıyorum. Of, o kadar kötü bir mesajdı ki ne iyi bir insandı. Kendimden ve yaptıklarımdan çok utandım. Bir cevap yazmaya çalıştım ama yazacak bir şey bulamadım. Sonunda sadece teşekkür ederim yazdım. İlginç bir şekilde o andan sonra diğer erkekler arkadaşlık sitesinde bana yazmaya başladı. Fotoğraflarını istedim ve sadece yakışıklı çocuklar ile buluşmayı kabul ettim. Biri beni paten kaymaya davet etti, kabul ettim. Adını bile hatırlayamıyorum. İlk randevumuz çok hızlı gerçekleşti. Beni yürüyüşe davet etti. Kahve aldı, parkta bir banka oturduk ve kahvesini bitirmeden önce nerede kiminle yaşadığımı sormaya başladı. Bu sorular kafamı karıştırdı ve sonra sana mı gidelim yoksa bana mı diye sordu. Böyle bir küstahlık beni çıldırttı. Ona hemen gitmesini söyledim. Kalktım ve ayrılmak istedim ama bu hasta adam peşime düştü. Sanki onu orta parmağı göstermişim gibi bana sinirliydi. Olabildiğince hızlı koşmaya başladım. Uzun boylu, yakışıklıydı ve hızlı koşuyordu. Onun bir tür manyak ya da onun gibi bir şey olduğunu anlamaya başladım. Çok korktum. Ama yolda yardım edebilecek hiç kimse yoktu. Sonra köşeyi aniden döndüm ve Albi'nin çalıştığı restoranı hatırladım. Restoran ve kafeler çoktan kapanıyordu ama Albi'nin çalıştığı restoran açık olduğu için şanslıydım. Beni uzaktan gördü, bekledi, içeri girmeme yardım etti. Kapıyı kapattı ve ona doğru koşan sapığa vurdu. Albi ondan çok daha kısaydı. Çocuk onu bir hamlede öldürebilirdi. Ama sonra telefonumu gösterdim. Her şeyi kameraya çekip polise göstermekle tehdit ettim. Ve o da kaçtı. Albi kafeyi kapattı ve soluklanmak için oturduk. Ona nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyordum. Zaten o da böyle bir şey beklemiyordu. Birkaç dakika sonra bana yemek ikram etti ve sıcak çay getirdi. Sabaha kadar tekrar sohbet ettik. Her şey olduğu gibi anlattım ve tekrar korkmadığı için, kendisini riske attığı için teşekkür ettim. Sen iyi bir insansın ve harika bir kızsın. Sana yardım etmekten başka bir şey yapamazdım dedi. O anda ne kadar aptal olduğumu anladım. Çünkü Albi hayatımda tanıdığım en iyi insandı. Çok nazik, alçak gönüllü ve özveriliydi. 6 ay sonra evlendik ve şimdi ilk çocuğumuzu bekliyoruz. Demek ki sevgili kızlar, erkekleri görünüşlerine göre değil davranışlarına göre yargılamalıyız. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Mutlu yıllar sana. Bu şarkı bana göre değil. Bugünden nefret ediyorum ve kutlama sevinci yerine bugün bende sadece günün yarısında uyuma ve kalan yarısında da patlamış mısır yiyip film izleme isteği uyandırıyor. Benim adım Leyla ve bugün size hafızamdan silmek istediğim günü anlatacağım. Hiç karanlık bir ormanda kayboldunuz mu ve doğum gününüzde bir manyağa denk geldiniz mi? Elbette hayır ama ben bunları yaşadım. Sana inanılmaz bir hikaye anlatacağım. Doğum günüm yazın başına denk geliyor, 6 Haziran. Derslerin çoktan bittiği, sınavların geride kaldığı ve yaz tatilinin kapıda olduğu bir dönem. Okuldan sonra kızlarla birlikte okulun avlusunda toplanıp bu yazı kimin nasıl geçireceğinin hayallerini kurarak konuştuğumuzu hatırlıyorum. Muhtemelen siz de böyle yapıyorsunuz değil mi? Vedalaşırken sanki savaşa gidiyor gibi sıkı sıkı birbirinize sarılıyorsunuz. Amanda, Stella ve Alice benim en yakın arkadaşlarım. Birinci sınıftan beri beraberiz. Her zamanki gibi arkadaş grubumuzun birisi çok çalışkan, diğeri süper popüler, üçüncüsü de çocuk ruhlu. Grubun dördüncüsü ise ben, bayan panik atak. Size kısaca kendimden bahsedeyim. Her şeyden korkarım. Evet, gerçekten çok korkak biriyim. Etrafım karanlık olduğunda kalbim o kadar hızlı atmaya başlıyor ki dışarı fırlayacak gibi oluyor. Veya birkaç kat yukarı çıkıp her şeye yukarıdan baktığımda bilincimi kaybediyor ve boşluğa düşüyor gibi oluyorum. Arkadaşlarım her zaman benimle alay ettiler. Bu beni çok gücendirdi. Bir şeyden korkan bir insana nasıl gülebilirsin ki? Okulun son günüydü ve yaklaşan doğum günümün ayrıntılarını tartışıyorduk. Doğum günü için özel bir şey yapmayın, bu çok sıkıcı dedi Amanda.
Kızlar bir sürü farklı seçenek tavsiye ettiler. Dağda yürüyüş, evde parti ve şelalelere gezi turu. Bu teklifler beni biraz üzdü. Ben arkadaşlarımla oluşan bu toplulukla şarkı söyleyeceğimizi, dans edeceğimizi ve etrafta dolaşacağımızı hayal etmiştim. Ama hayal kırıklığımı göstermeden gülümsedim ve kızlara söyledim. Birkaç gün düşünüp son kararımızı birbirimize yazarız diye anlaşarak ayrıldık. Birkaç gün geçti ama kimse bana yazmadı. Onlardan bir adım beklemeden grubumuza kendim yazdım. Merhaba kızlar, 6 Haziran ne olacak? 3 gün kaldı, karar vermemiz gerekiyor. Hiçbiri cevap yazmadı. İşin tuhafı hiç kimsenin mesajı okumamış olmasıydı. Hoşuma gitmedi. Bu ne ya? 3 gün sonra doğum günüm var ve yakın arkadaşlarım ne yapacağımızı sormuyor bile. Yerimde olsam ne yapardın? Görüşlerinizi yorumlara yazın. Onları tek tek aramaya başladım ama hiçbirisi cevap vermedi. Sinirlendim. Ne zaman birisi bir kutlama yapsa her zaman her şeyi organize eden bendim. Balonlar, pastalar, mumlar... Güzel onlar için videolar, fotoğraflar çeker, onları düzenlerdim. Ama benim doğum günüme gelince organizasyon yapmayı bırak, telefonlarımı bile açmıyorlardı. Pekala tamam, doğum günümü onlarsız kutlayacağım. Sonraki günler kendimde değildim, ruh halim sıfırdı. Ailem bunu fark etti ve neden olduğunu anlamadılar. Annem doğum günü planımı sordu ama cevap vermedim. En iyi arkadaşlarım bugün umursamadıklarını söylemek istemedim. 5 Haziran akşamıydı. Telefonum aniden çaldığında en sevdiğim Blackpink'in videolarını izliyordum. Ekranda Stella'nın adı vardı. Sessizce baktım ve aramayı kapattım. Vay be, beni hatırladılar. Onlarla konuşmak istemiyordum ama Stella durmadı. Tekrar tekrar aradı. Ben de umursamamaya devam ettim. Sonra beni şok eden bir mesaj geldi. Alice'ın kayıp olduğunu söyledi. Kızların onu bulamadığı ve benim yardım etmem gerektiği yazıyordu. Bugünlerde beni neden aramadıklarına dair tüm sorular kafamdan uçup gitti ve hemen Stella'yı aradım. Dalga mı geçiyorsun diye sordum. Diğer tarafta kızların hıçkırıkları ve ağlamaları vardı. Stella konuşamadı. Telefonu Amanda aldı. Layla, sana bir sürpriz hazırlıyorduk. O yüzden seni aramadık. Bir kafede bir masa ayırttım. Alice'ın pastayla gelmesi gerekiyordu. Ama ne gelen var ne giden. Telefonu ve çantası masanın üzerinde. Ceketi de sandalyede duruyor. Garson bir adamın ona yaklaştığını ve gözyaşları içinde ayrıldığını söyledi. Acaba adam onu ne dedi ve neden onunla gitti? Hem çantayı hem telefonu neden arkasında bıraktı? Kızlar bana kafenin adresini yolladı. Koşarak sokağa çıktım ve gördüğüm ilk taksiyi yakaladım. Hemen söyleyeceğim. Taksi şoförünü sevmedim. Şüpheli görünüyordu ve aptalca sorular sordu. Konuşmak istemediğimi görmüyor mu? Birkaç blok gittikten sonra bir polis arabası bizi takip edip durdu. Taksi şoförü şaşkınlıkla etrafına baktı ve arabayı sağa çekerek aşağıya indi. Ne hakkında konuştuklarını bilmiyorum. Ama değerli zamanımı boşa harcıyordum. Taksiden inip gitmek üzereydim ki polis bana hareket etmememi söyledi. Sorun ne? Ben sadece bir yolcuyum. Siz orada bir şeyler konuşuyordunuz. Ben de gittim. Sert bir şekilde ellerimi kaputun üzerine koymamı ve hareket etmememi söyledi. Neler oluyor? Polis çalıntı bir araba ve bir hırsız çetesi hakkında bir şeyler söyledi. Ben sadece yolcuyum. Taksiye bindiğim hepsi bu. Taksi mi? Hani nerede? Tanrım, o kadar acelem vardı ki taksi olduğundan beri emin olmadan karşıma çıkan ilk arabaya binmişim. Sonra her şey filmlerdeki gibiydi. Bize kelepçe takıp karakola götürdüler. Sanki bir tür suçluymuşum gibi beni parmaklıklar ardına koydular. Ve taksi şoförü sorguya alındı. Tanrım ne gündü. Telefon çantada kaldığı için kimseyi arayamadım. Polis çantayı almıştı. Yaklaşık bir saat geçti ve polis yarı fısıltıyla özür dileyerek hücremi açtı. Arabaları karıştırdığını ve o şoförle çalıştığımızı ve başkalarının arabalarına girdiğimizi düşündüğünü söyledi. Şikayet yazmak istedim ama saatime baktığımda çoktan vakit kaybettiğimi fark ettim. Acilen kızlara gitmem gerekiyordu. Kafe çok uzak olmadığı için karakoldan ayrılıp koştum. Uzaktan girişte kızları gördüm. Bana doğru koştular ve Alice'ın hala dönmediğini söylediler. Tüm çevreyi taramamız ve sonra polis iletişime geçmemiz gerekiyordu. Saat şimdiden 3 olmuştu ama hala yoktu. Annesi birkaç kez aradı ama henüz gerçeği söyleyemedik. Bu zamana kadar sürpriz doğum günüm için davet edilen sınıf arkadaşlarımız yaklaştı. Birlikte gruplara ayrıldık ve farklı yönlere gittik. Bana sınıf arkadaşlarım olan ikisini Nick ve Eddie'ye eşlik etti. Karanlıktı ve çocuklar yolu aydınlatmak için telefonlarındaki fenerleri açtılar. Eski parkta yürüdük ve Alice'i aradık ama hiçbir şey bulamadık. Rahat değildim, etrafta kimse yoktu, sadece üçümüzdük. Birden arkadan dalların çıtırtmasını duyuldu. Etrafa baktık ve bize doğru bakan siyah giysili bir adam gördük. Kız arkadaşınızla arıyorsunuz. Ve adam bize doğru koştu. Korkudan ondan kaçmaya başladık. Bu adam bir suçlu gibi görünüyordu. Ayrıca Alice'ın nereden biliyordu? Önümüzü görmeden kaçarken Nick aniden yere düştü. Bacağını tutarak acı içinde bağırmaya başladı. Yardım etmek için durdum ama Eddie aniden beni tuttu ve beni doğru çekti. Gözümün ucuyla siyahlı adamın Nick'in üzerinde durduğunu ve ellerinde bir şeyler parladığını gördüm. Çok korkmuştum. Gözyaşlarım akıyordu ve artık yolu göremiyordum. Eddie de nefes nefese koştu. Eddie, artık koşamıyorum, gücüm yok, polisi arayalım. Biraz soluklanmak için durdum. Yüzümdeki teri sildim ve karanlığa baktım. Ayak sesleri duyulmuyordu. Bu adam hala orada mı? Eddie, polisi ara. Eddie, etrafa baktım ve sınıf arkadaşımı göremedim. Yere düşmüş gibiydi.
Korku beni sardı ve bir suçluyla kapkaranlık bir parkta yapayalnız olduğumu anladım. Tanrım, tanrım, sessizce büyük bir ağacın altına saklandım, görünmemeye dikkat ettim. Bir yere kaçmaktansa burada beklemek daha iyiydi. Nefes almamaya çalıştım. En azından etraftaki sesleri duymaya çalıştım. Birkaç dakika geçti ve sonra uzaktan dalların tanıdık hışırtısını duydum. Adımlar yaklaşıyordu ve kalbim daha güçlü ve daha güçlü atıyordu. Adam yüksek sesle konuşmaya başladı. Çık dışarı, saklambaç oynamaktan çok nefret ederim. Gözlerimi kapattım ve beni görmeden ağacın yanından geçmesi için dua ettim. Bir an önce sabah olsun, polis gelsin, arkadaşlarım güvende olsun diye dua ettim. Seni bulacağım. Ağacın altında sudan daha sessiz bir şekilde durdum. Adam etrafta dolanıyordu, beni arıyordu. Gecenin sessizliği çöktü. Ses çıkartmamak için nefesimi tutuyordum. Aniden sessizliğin ortasında cep telefonum çaldı. Etrafındaki her şeyi delen gök gürültüsü sesi gibiydi. Sesi kapatmak için düğmeye basmaya çalıştım ama parmaklarım bana itaat etmedi. Sonra birinin elini omzuma koyduğunu hissettim ve yüksek sesle şöyle dedi. Doğum günün kutlu olsun. Saat 12 ve 6 Haziran. Etrafımda patlayan havai fişeklerin ışıltısıyla aydınlanıyordu. Ve ancak o zaman arkadaşlarımın ve sınıf arkadaşlarımın yüzlerini fark ettim. Elis elinde pastayla ayakta duruyordu. Stella balonları, Amanda da bir kutu tutuyordu. Yerden kalkıp ağladım. Sonuçta bir dakika önce resmen hayata veda ediyordum. Nasıl yapabildiniz? Çok korktum dedim gözyaşları içinde. Kızları öldürmeye hazırdım. Onlar da af dilediler ve alışılmadık bir kutlama yapmak istediklerini söylediler. Ne diyeyim, yaptılar da. Bugünü asla unutmayacağım. Söylesenize, böyle bir sürprize nasıl tepki verirdiniz? Böyle sıra dışı bir yaklaşımdan korkar mıydınız, yoksa tam tersine mutlu mu olurdunuz? Videoyu beğendiyseniz beğenin ve kanalımıza abone olun. Adım Greg. Geçenlerde bir şey yaşadım. Bunun sadece bir kabus olmasını umuyordum ama maalesef hepsi gerçekti. Her şey sınıf arkadaşım Dusty ile başladı. Onun yüzünden buradayım. Her zaman aramız kötüydü. Yıldızımız hiç barışmadı. Hep birbirimizi alay ettik, aşağıladık ama hepsi karşılıklıydı. Ve bir keresinde çok büyük kavga ettik. Bir sürü olay oldu. Ve sonra polis gelip beni Dusty'nin ölümünden şüpheli olarak tutukladı. İşte o zaman dünyam karardı. Neyse. En başından anlatayım. Dusty ve ben ilk dakikadan itibaren birbirimizden hoşlanmadık. İkimiz de ilkokula yeni başlamıştık ve daha ilk günden itişmeye başladık. Bu sarışın çocuk bana çok kibirli ve kendini beğenmiş görünüyordu. Ve en ilginç olanı da o da benim öyle olduğumu düşünüyordu. Böylece birbirimizi sevmememize rağmen aynı okulda okumaya başladık. Her gün okula gittik. Birlikte büyüdük ve son sınıflara geçtik. Ve büyüdükçe hesaplaşmalarımız da daha da sert geçti. O gün yine tartıştık. Çocuklar ve ben iki takıma ayrıldık. Dusty ve ben aynı basketbol takımdaydık. Oyun güzel gidiyordu. Başta okulun takımıyla maç yapıyorduk. Takımımız kaybediyordu. İkimiz de çok gergindik. Patlayacak yer arıyorduk. Sahada tartışmaya başladık. Küfürler kavgaya dönüştü. Herkesin önünde birbirimizi düşmancasına dövmeye başladık. Tüm öfkemizi, sinirimizi kusuyorduk. Adeta. Hakemler ve öğretmenler bizi ayırmaya çalıştı ama hiçbiri başaramadı. Birbirimize çok sıkı kenetlenmiştik. Sonra kız arkadaşım Dina yanımıza koşunca kavgayı bıraktım. Dina ağlayarak kanla kaplı yüzümü temizledi. Bana ne oldu bilmiyorum ama kendime hakim olamıyordum. Genel olarak kavgadan sonra kız arkadaşıma veda ettim ve yürümeye karar verdim. Yürürken daha önce gitmediğim, hiç kimsenin olmadığı bir yere geldim. Açık alanda orada kendimi biraz sakin hissettim ve orada yaklaşık 3 saat kadar oturdum. Otururken neden Dusty ile birbirimizden bu kadar nefret ettiğimizi düşündüm. Ve onu arayıp özür dilemeye karar verdim. Aradım aradım ama cevap vermedi. Sonra eve gittim. Neredeyse sabah olmuştu. Annem daha uyumamıştı. Elinde bir fincan kahveyle bahçede oturuyordu. Annem bir yazardı ve bu yüzden çalışma saatlerine kendisi karar veriyordu. Aman tanrım, tatlım, sana ne oldu? Bütün gece neredeydin diye sordu. Her şeyin yolunda olduğunu söyledim. Konuşmaya sonradan bıraktım ve yattım. Ertesi sabah okula geldiğimde herkes bana şüpheyle baktı. Dünkü kavga yüzünden sanmıştım ama sonra Şerif yanıma geldi. Beni müdürün odasına götürdü. Dün saat 3 ile 4 arasında nerede olduğumu sordu. Gerçeği söyledim. Dolaşıyordum. Bunu doğrulayabilecek biri var mıydı çocuğum? Diye sordu Şerif. Ama doğruyu söyledim. Yalnızdım. Ne oldu? Diye sordum. Ve sonra bana şeffaf bir çanta verdiler. İçinde Dusty'nin tamamı kırmızıya bulanmış tişörtü vardı. Yanında ayakkabısı, telefonu ve hiç çıkartmadığı saatini koymuşlardı. Korkarım sana kötü haberlerim var. Dedi Şerif ve korkunç bir şey olduğunu anladım. Hemen karakola götürüldüm. Kelepçelendim. Herkesin bana karşı ifade kullandığını anladığımdan kendimi savunmak için başka bir şey söylemeyi reddettim. Bana bir katil gibi baktılar. Annem karakola koştu. Paniğe kapıldı. Yanında bir avukat oturuyordu. Dustin Blay'i öldürmekle suçlanıyordum.
Tüm gece yalnız olduğum için kimse bana tanıklık yapamıyordu. Eşyaları oturduğum yerden çok uzak olmayan bir yerde bulunmuş. Orada ayak izlerimi ve ismimin yazılı olduğu defteri bulmuşlar. Çantamı alırken düşmüş olmalıydı. Dustin'in eşyaları çamur içindeydi ve zemin o kadar gevşekti ki sanki ölüm kalım için savaşılmış gibiydi. Polis söylediğim gerçekleri pek umursamadı. Avukatın beni korumak için yapacağı pek bir şey yoktu. Her şey bir kabus gibi oldu. Ceset sakladığım yeri beni sorguya çekerek öğrenmeye çalıştılar. Ama nerede olduğunu bilmiyordum. İtiraf et. Kavgaya karıştın. Sinirlendin. Kavgaya girdin. İnternette bir oyunda dövüş videonuz var. Ve orada saldırganlığınızı açıkça görebilirsiniz. Kız arkadaşın senin olduğunu söylüyor. Ama sen tam tersini söyledin. Sahte tanıklık için onun da başı belaya girecek dedi. Hayır, yalnızdım dedim. Ve Şerif devam etti. Kavgadan sonra okuldan ayrıldın ve şehirden uzakta mükemmel bir suç mahalli bulduğun Dustin'i oraya çağırmak için aradın ama cevap vermedi. Sonra onu buldun, tekrar dövdün ve bir şekilde oraya sürükledin. Sonra onu orada öldürdün ve ardından cesedi ortadan kaldırdın. Bütün kanıtlar sana karşı oğlum. Cesedin nerede olduğunu söyle, cezanı yumuşatalım dedi. Sen deli misin? Onu ben öldürmedim. Bir anda sinirlendim. Avukatım beni sakinleştirmeye çalıştı ama yine de çok kızmıştım. Dustin'in annesi sorgu odasına daldı. Bana koştu. Bana vurmaya ve ağlamaya başladı. Benim bir katil olduğumu söyledi. Onu zar zor götürdüler. Bir hafta sonra cinayetle suçlandım. Haksızlıktı. Çünkü ceset bulunamadı ama kimse beni dinlemedi. Ailem olanlardan çok korktu. Annem bile artık sözlerime inanmıyordu. Her şey hayatım sona erdi. Kendimi gerçek bir suçlu gibi hissettim. Aileme veda ettim ve haksızlığa rağmen bana sadece Dina inandı. Her şeyi çözeceğine söz verdi ama ben şimdilik hapis hayatına alışmaya başlasam iyi ederdim. Çok korkunçtu. Gerçek bir suçlu gibi davranıldım. Ailem bana güvenini kaybetti. Ruhum kırıldı. Hapis hayatım başlayalı 2 hafta olmuştu ama bana sanki bir ömür gibi gelmişti. Benim için hiçbir umut kalmadığında Dina ziyarete geldi. Beni böyle görmesini istemedim. Her zaman gibi soğuk bir şekilde selam verdim. Onu kırdım, reddettim ama pes etmedi. Bana inandığını söyledi ve sözünü tutan tek kişi oydu. Kimin aklına gelirdi ama kız arkadaşım olayı çözmeye başardı. Bir şekilde ağabeyimin arkadaşlarının yardımıyla Dustin'in sahte pasaportla ilgili bazı bilgiler aldığını öğrendi. Bu ona bir yere gidebileceği fikrini verdi. Daha sonra önce bazı şeyler sattığını öğrendi. Gitar, hatta kıyafetler yani para toplamıştı. Sonra gizlice onun evine odasına girdi ve eşyaların arasında küçük bir kitap buldu. Göze çarpmamıştı. Ancak içinde değerli bilgiler vardı. Şehrin adı, bilet fiyatları ve birinin telefon numarası. Numarayı aradı ve telefon bir kız açtı. Dina Dustin'in hesabını biliyormuş gibi yaptı ve şans gülümsedi. O kız ağladı ve artık onu görmek istemediğini, iddiaya göre onu kullandığını ve onu terk ettiğini söyledi. Ayrıca bir hafta önce gece geçirmek için kendisine geldiğini ve sabah kaçtığını söyledi. Dina konuşmaları delil olsun diye kaydetmişti. Dina'nın arkadaşları ve erkek kardeşi Dustin'in sözde yaşadığı şehre gitti. Onu bulmaları yaklaşık 4 gün sürmüştü. İyi saklanmıştı. Ancak para her işi çözmüş. Yerel çeteye para verip bilgi almışlar. Dustin'in orada takıldığını söylemişler ama adı Brooklyn'miş artık. Dina'nın kardeşini görünce kaçmaya çalışmış ama adamlar her şeyi filmine almış. Onu yakalamışlar ve her şey olduğu gibi sahte ölüm nedeniyle masum bir kişinin hapiste olduğunu söylemişler. İlk başta Dustin inanmamış ve sonra her şeyin böyle olduğu için üzgün olduğunu, böyle olmasını istemediğini söylemiş. Ailesiyle yaşadığı zorluklar nedeniyle evden kaçmak istediğini söylemiş. Geri dönmeye reddetmiş ancak video yeterliydi. Bu delil davanın yeniden gözden geçirilmesine yardımcı oldu. Tüm suçlamalar düştü ve herkes bırakıldığım gün basın sokakta bekliyordu. İnanamadım. Hayatımı kurtardıkları için çocuklara ve Dina'ya teşekkür ettim. Bir gün sonra Dustin'in ailesi evimize geldi. Annem onlara bağırdı. Onları kovmak istedi ama yaptıkları korkunç hata için özür dilediler. Dustin peşlerinden geldi, benden özür diledi. İlk başta ona sarılmak istedim ama yapamadım. Sonuçta hapisten yeni çıktım. Dustin bana bir daha asla zarar vermeyeceğine söz verdi ve ondan sonra şehri temelli terk edeceğini söyledi. Bana gelince temiz bir itibarla farklı bir hayata başladım. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve yorum yazın. Abone olmayı unutmayın.